lezzet olarak yine güzel ama görüntü olarak hani biraz büyük kaçtı. Zaten ilk çatalımı aldığım zaman böyle bir uzadı böyle. Onun dışında lezzet olarak iyi, fena değil. Sosu falan güzel diyorsun. Evet. Yemeğe yorum yapmamıştım, onu yapayım. Et tuzsuz geldi, baharatsız geldi. Hiçbir şekilde bir sosu yok ekstra üzerine döktüğünüz. Onun dışında ıspanak tuzlu geldi bana. Hani eti bitirmişse? Tuz dengesi. Yok, hayır. İşte ıspanakla beraber yedim yani. Buraya yemek yemeye geldik. Ah tabii. Ama kötü bir patates, şey ben yemem. Hani dedikleri gibi lezzetlendirilebilirdi baharatla falan. Garnitürlerin pişme dereceleri garnitürler nasıl? Garnitürler pişmiş. Pişmede problem yok. Yumuşak problem hatta gayet. Problem yok mu? Yok. Hatta patates fazla de. Hatta havuç fazla pişmiş gibi. Öyle. Patates normal pişmiş ya. Şöyle pişmiş. Mesela benimkisi öyle değil. Ha bak orası bak. Benimki tam haşlanmış. Demek ki eşit şekilde pişemiyoruz. Aynen. Bundan püre bile olur yani. Kalın. Kalın. Evet. Çok kalın, çok büyük. Böyle randıman alamazsın. Evet. Haşlarken bile zaten eşit değil mi büyük patatesi 4'e 5'e böler de haşlarız. Daha zor. Evet. Sizinkisi daha ince. Benim patatesim daha kalın. Evet. Bak, burada bir porsiyonlamada arkadaşlar. Kuzu incik pişmemiş. Büyük olduğu için patates de ona göre. Sordum birkaç arkadaşıma sordum. Hatta çok iyi aşçılar. Yıldız Hanım peki patatesi havucu da mı büyük koyun dediler tabağa? Evet aynen, hatta bana dedi ki havucu şöyle büyük dik koy dedi. Yanlış yönlendirmiş. Anladın mı? Bak hiçbirini denemeden yaptım. Hatta anlarsan iki tane Yeliz Hanım'dan aldım. Hatta böyle dedi ki kuzu incik büyük olduğu büyük için. Büyük ama böyle değil. O söyledikleri büyüklük o değil. Evet. Hayır. Daha yani küçükleri var bir ya. Bir de seninki baby uzun, bizimki kısa, öbürününki kalın. Yani evet. Eşit de değil zaten. Eşit değil. Biraz aceleye gelmiş zaten söyledi. Yok, evet Çağla, sendeyiz. Yani. Ben ıspanak hiç beğenmedim. Çünkü çok tuzlu. Patates, havuç ve brokoli lezzetini kaybetmiş ve bence zaten sağlığını da kaybetmiş. Dediğim gibi bu arada olsaydı iyiydi. Eti gördüğünüz gibi zaten yedim, eti beğendim. Eti güzel bir şey. Salatayı beğenmedim. Karabiber falan koydun mu ete? Tabii defne yaprağı falan. Defne yaprağı. Güzel. Tarçın, çubuk tarçın, bütün soğan, bütün tarçını sarımsak. Tarçını koydunuz? Tabii hiç alamadık. Hiç tadı gelmedi. Hiç ya. Tadı gelmedi. Baskın hiçbir yok, tadı yok. Ben hiç almadım. Ben de. Ben tarçın bütün soğan, sarımsak hepsini koydum. Onlar evet var ama bütün olsaydı böyle. Bütün bütün koydum. Arpacık ama. Sarımsağı vardı ama mesela arpacısın. Hani bunu bir lezzetlendirmek için ne bileyim üzerine birazcık bir belki nar ekşisi falan böyle bir şeyler veya kendi suyundan böyle birazcık suyu bir sosu. Ama niye geçmemiş? Yani sebzelere de mesela et suyu falan geçseydi tatlarına çok lezzetli olurdu. Şöyle ki Zuhal Hanım, mesela biz tabaklarda hani çok baharatlı bir ürün kullanmazsak baharat atabiliyoruz yani. Hani görüntü açısından tabii. Da baharat atabilir mesela etin suyunu bir tık daha fazla sos evet, isterdik bir lezzetlenmesi. Güzel pişmesinde bir sıkıntı yok. Salatayı söylemiştin zaten, ekstra sormuyorum. Evet salatayı. Eline sağlık Yıldız. Salatayı yorumlamamıştım. Ha yorumla lütfen, evet doğru. Sonra da. Salatayla ilgili şöyle, arkadaşımızın da bahsettiği gibi biraz diri diri şey yani kalın kalın büyük büyük duruyor. Rokalar şeyde, rokalar. Onun dışında sos. Yok mu? Yoktu. Şimdi bastırdıkça nardan geliyor sadece. Bir sos tadı da alamadım. Sos ne koydun salatadan, sos tadı alamadım. Bende de çok var. Bence çok de çok var. Evet. Yani. Sos gayet var bende. Sos çok ben koydum. Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, limon. Bakın bastırdığımda ancak İbrahim Bey'in salatasından sonra. İbrahim sana az mı koydum acaba? Ona az geldim. Bana koymuşsun. Benim var Yıldız Hanım. Vallahi hepsine eşit koydum yani. İbrahim Bey'e az gitmiş olabilir. Olabilir. Belki karışırken tam harmanlanmadı. İçecek aldınız mı Yıldız Hanım? Tabii ki. İçecek bir şey içebilir miyim? Tabii ki. Ne istersiniz? Neleriniz var? Ayran var. Meşrubatlarımız var. Tamam. Benim için fark etmez. Herhangi bir içecek olabilir böyle boğazımı ıslatacak. Sormamış mıydı ana yemekle ya da araya? Sordum, su falan sordum. Su sordunuz. En başta suyu sormuştunuz. Su verdi içecek de. İçecek sormadınız. Şimdi bir de mesela ıspanak yatağı denilince sadece saf ıspanak. Yani biraz bir krema, evet, değil mi? Evet. Lezzetlendir. Birazcık kapya biber. Dediğin gibi soğan, pul biber. Kırmızı. Kefir bile var, ister misiniz? Ne var? Teşekkür ederiz. Kefir. Kefir mi aldın? Evet. Aa ne güzel, pek kefir almıyorlar genelde. Az bir kaşar bile ıspanağa yakışırdı. Tutar mesela tam bütün tutar yatak olurdu. Mesela ıspanağı biraz lezzetlendirsene yatak yaparken. O soslama yapılıyor. Almışın ıspanağı, haşlamışın, getirmişin. Kavurdum koydum, haşlamadım. Tam kavurdun ya da ne bileyim. Ama bir lezzet yok içinde. İster misin? İster misin sen Yağız? Ha ister misin? Portakal suyu mu, kefir? Kefir içen yok mu? İçin kefir içen var mı? Yok, kefir içmiyoruz. Teşekkürler. Ondan rica edebilirim. Ha ıspanağı niye lezzetlendirmedin Yıldız? Bak, o kremadan, bütün bir kutu kavurdu. Harcadığın o kremadan birazcık yarısında bunu koyabilirsiniz. Ispanağı koyayım. İki tane yatak deyince birazcık biraz bir şeyler, aromalar alsaydık. Bir baharat, bir aroma. Yani bu yatağa bir nevresim takımı yakışırdı. Değil mi? Evet. Bence çok iyiydi.
Bilmiyorum. Bana göre çok iyiydi. Ispanak yatağını beğenen var mı Yıldız'ın dışında? Yok. İster misiniz? Bu tabakta ben sadece eti beğendim. Ispanak zaten tek başına lezzetli bir sebze değil ki. Evet. Yani zaten acımtırak falan şey evet. Yok canım teşekkür ederim. Ispanağı mesela yemek bile yaptığında bir yumurtayla yapıyorsun veya kıymayla yapıyorsun. Aynen soğanıyla, öyle. Salçasıyla, biberiyle bir lezzet katıyorsun. Ya buna sarı kırmızı biberler de mesela yakışırdı. Evet, lezzetlendirmesi. Evet. Ben güzelce kavurdum. Pul, karabiber biraz. Sadece zeytinyağlı güzelce kavurdum o kadar. Hiç eldiven kullandınız mı Yıldız Hanım? Hep eldivenle çalıştım. Ha iyi. Değiştirdiniz değil mi sıklıkla? Hep bir de sık sık kullandım. Çünkü bazıları kısa bazıları uzun. Kırıldı bak bugün kırıldı. Hani mutfağa girerken soyarken. Biz mesela geçmiş Yıldız Bey siz de bilirsiniz. Aşçılar da oje tırnak, olmaz hayatta zaten. Oje olmaz, tırnak olmaz. Çok haklısınız da yani hep eldivenle bir de sık şöyle sık eldiven ki, bir paket yarışmaya içeri. Katılacağım diye böyle bir hafif sakal bırakabildim yani o derece. Sakal bile yasak normalde, bizde. Normalde değil mi? O tırnaklar burada mı kırıldı Yıldız Hanım? Tırnağım burada kırıldı. Ah, orada geçmiş olsun. Nerede? Yemek yaparken. Hayır. Yemeklerin içine falan. Kırılan kısmının nerede olduğunu mu merak ediyorsun? Evet şu an onu merak ettim. Burada yok, kırılmış. Yok yok diyor Gürbüz. Ne oldu? Yemek yaparken kırılmadı. Yemek yaparken. Markette. Burada kırıldı yani. Aa, markette kırılmış. Markette kırılmış. Yemeğinden çıkıyormuş. Yani keşke kesip de gelseydiniz. Keşke kesseydiniz. Evet tırnağın kesilmesini. Bulamadık. Efendim? Neyi bulamadınız? Neyi? Tırnak makası aradık bulamadık. Burada arama sence doğru mu? 60 bini masaya vermektense evde bir tırnak makası ayarlasaydı. Evde vardır diye düşünüyorum tırnak ya makası. Ya ben neden kesip geleyim ya o benim şeyim. Ama burası bir yemek programı. Olabilir. Yemek eldivenle yaptım sundum sana elimi geri. Eldiven de çok aşırı sağlıklı. Burada kırılmış şey. Ama yani sonuç olarak diğerlerini de keseceksiniz. Tamam gerek yoktu ben, bence. Ya eldiven gerek size vakit benim kaybettiriyor, tak vakit çıkar, deliniyor. Eldiven de çok sağlıklı bir şey değil. O tırnaklarla yapmaktansa Zuhal Hanım eldiven takmak daha sağlıklı geldi şu an. O ayrı tabii ki canım. Yani tabii elbette ki. Ama mutfak süs püs yeri değil yani. Bunu evet. Pekala bu yarışmaya bir günlüğüne o yani gün, kesip kısaltıp ojeni çıkarıp ertesi gün tekrar ojenizi sürebilirsiniz. Aynen öyle. Aa, gene iyi böyle gelenler var o akrilik jel tırnaklarla Freddy Krueger gibi. Hemen onlarla yemek yapıyorlar bize. En sokağa kabusu bizim kabusumuz oluyor. Yani yarışmacı için de zor bir şey. Evet. Çok konfor alanından çıkıyorsun yani sürekli eldiven değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Alayım vakit mi? Kaybettiriyor. Belki de eldivene harcadığın zamanı havuç soymaya harcayabilirdin. Havucu soymaya zamanın kalabilirdi Yıldız. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Olabilir değil, olmuş. Düşünemedim. İşte sizin açınızdan size eksi puan yoksa yani eldiven evet tabii ki zaten eldivenle çalıştım ama. Ekibimiz uyarıyor yani sık sık da değiştiriyorlar değil mi Gürbüz? Sürekli eldiven değiştiriliyor zaten aksi olamaz. Tabii. Evet ayva tatlısı. Yalnız değişik fıstıklı mıydı? Kaymaklı. Hayır. Ve kaymaklı, fıstıklı. Fıstık. Kaymaklı ve fıstıklı. Ha evet.